Piyasalar böyle olmadan önce de sizinle video çekmek istiyordum, sizi konuk etmek istiyordum. İşte gayrimenkulle yakın bir konu olacağı, gayrimenkulle ilintili bir şeyler yapmak aklımda vardı. Benim gibi bir karakter için bu iş ortamı da çok büyük bir sınavdı aslında. Evet. Ben şimdi asıl daha önce yani piyasalar böyle olmadan önce de sizinle video çekmek istiyordum, sizi konuk etmek istiyordum ve aslında konuşmak istediğim konu başarı hikayenizdi. Çok başarılı görmüyor musunuz kendinizi? Evet yani ben onu da başarı hikayesi anlamında hani bunun başkaları eğer hani başarılı bulursa bir anlamı olduğunu yoksa hani insanın kendisini yine hani bu konuda belki burcumun şeyi öyle kendimi çok hani yeterli ya da iyi şey yapmıyorum. Ama evet hani ekip olarak lot olarak eğer sorduğunuz şey oysa bir şeyleri başardığımız konusuna katılıyorum hemfikirim. Yani şundan dolayı söyleyeceğim. Hani aileniz böyle ticaretle uğraşan bir aileniz var. Hani siz de çok önceden beri ticaretle uğraşıyorsunuz. Ama sonra bir alan değiştiriyorsunuz. Bu alana giriyorsunuz. Evet. Burada da böyle biraz ortalığı karıştırıyorsunuz aslında. Bu karar, yani böyle bir hayat hikayenizi bir alabilir miyiz? Sizi o anlamda bir tanıyabilir miyiz? Sonra da hani not kısmını ve vizyoner kısmını konuşalım. Ben evet, ticaret yapan bir aile de büyüdüm. Daha önce yani babam esnaftı, tüccardı, ticaret yapıyordu. Daha önceki yani onun babası, onun dedesi de ticaret hayatı içindeymiş. Dolayısıyla esnaf bir aileden geliyorum. O yüzden hiçbir zaman benim aklımda zaten bir profesyonel hayat şeyi hiçbir zaman yoktu. Yani böyle bir şeyi yoktu, seçeneği yoktu benim için. 18 yaşından beri de şey yapıyorum, çalışıyorum. Üniversite okumadım. Onu da biraz kendi tercihimle okumadım. Yani okuyabilecek imkanım vardı. Ama akademik olarak çok parlak bir öğrenci değildim. O zaman da okumuş olmak için, okumak hani bir üniversite bitirmiş için işte bir zaman kaybı gibi geliyordu. Direkt liseden sonra ticarete atıldım. Kendi şeylerimde ticari böyle ufak girişimler, ilk işim bir pizza dükkanım vardı. Pizza, hamburger, böyle fast food dükkanım. O zaman ben 71 doğumluyum. 18, 89 veya 90 yılında oluyor bu. İzmir'de de ikinci pizzacıydı. Yani pizza o kadar yeni bir şeydi. Ve daha doğrusu parça pizza diye bir şey çıkmıştı falan. O zaman onu Bilim yapan... Gibi mi? Evet, evet. Böyle daha öğrencilere yönelik zaten öyle bir bölgedeydi dükkanımda. Onunla başladım ticaret hayatına. Sonra da babamla beraber zaten bir aile şirketimiz vardı. İşte ağırlıklı onun da inşaat ve gayrimenkuldü. Yani inşaattı aslında ve gayrimenkul yatırımcısıydı tabii ki ailemde. Ama daha uzun vadeli böyle yani 10 plus yıllık, ondan uzun yıllar beklemek kaydıyla alınan gayrimenkullerden bahsediyorum. O yüzden yani gayrimenkulden tamamen kopuk değildim. Sonra bilgi da evet yani. tabii evet ve bu vesileyle pek çok emlakçı da tanıyordum. Hı-hı. Yani emlakçıların müşterisiydim. Bu sebeple şimdiki ortağım Can'ı da bu vesileyle zaten tanıdım. Ondan sonra 2005 yılında babamla ticari olarak yani aile şirketinden ayrılmaya karar verdim. Neden ayrılmaya karar verdim? Daha kolay olan çünkü o yol ya. Orada o önemli bir şey karar biraz olmuş. Biraz daha hızlı olmak istiyordum ben. Yani daha ben kendim de yavaş karar alan biriyimdir. Öyle çok hızlı hareket etmem ama o dönemde belki izleyenlerden o yıllarda bu piyasaların içinde olan var mıydı bilmiyorum. 2005'teki gayrimenkul piyasası da
çok hızlı bir piyasaydı. O zaman daha çok böyle arsa şeyin, küçük arsa yatırımcısının sahnede olduğu yıllardı. Hani ben orada böyle daha hızlı hareket etmek, yani oradan hani alıp satıp para kazanılabileceğini düşünüyordum, öngörüyordum. Hani babam ise hani daha temkinli, hani bunlar hani gelip geçici şeyler, hani bunlara bu riskleri almaya gerek yok gözüyle bakıyordu. Ama ayrılırken hani bir emlak ofisi açacağım ya da bir emlak ofisinin ortağı olacağım, Can'la ortak olacağım gibi bir planım yoktu. Ama gayrimenkulle ilgili bir şeyler yapma niyetim vardı kafamda. Galiba hatta şey olmuş değil mi? Hani birkaç kere bu işte emlak ofisi açın, emlak ofisi açalım dediğinde yok ya ben mi falan gibi öyle bir şeyiniz olmuş sizin de herhalde. Evet. Yani. Bu plan yapılmış değildi kafamda. Ama evet işte gayrimenkulle yakın bir konu olacağı, gayrimenkulle ilintili bir şeyler yapmak aklımda vardı. Ondan sonra birkaç böyle gayrimenkul arsa aldım, sattım böyle kısa dönemde. Bir tane böyle bir ticari dükkan yatırımı yaptım. İşte onun iyi bir yatırım olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. Bunlar da tabii birazcık beni motive etti, destekledi. Ha ben demek ki, halbuki tabii biraz piyasa koşulları yardım ediyordu. Önemli ölçüde piyasa koşulları yardım ediyordu. Ve bu alışverişlerinde bir kısmını şimdiki ortağım işte Can'la, yani emlakçı müşteri ilişkisiyle onunla yapıyordum. Sonra daha sık işte yapmaya başladık bunu ve bir süre sonra bu sıklık, frekans arttı ve biz hani sürekli işte bunun hesabını, kitabını yapar hale geldik. Can zaten bu işi yapıyordu 2005'te de, 98'de başlamış zaten. Ve dedi, işte o dedi hani ortak olalım dedi. Yani madem bu kadar hani ortak alıyoruz, satıyoruz, beraber yani bu işi yani resmiyete dökelim. Ben de bir düşüneyim, bir gece düşüneyim dedim. Bir gece düşündüm. Ertesi gün olumlu kararla geri döndüm. O gece ne düşündünüz? Neyi tarttınız yani? Zaten... Olay tamamen duygusal bir karar mıydı? Yoksa bir stratejik bir şey miydi? Yok yok, hiç bugünleri veya böyle hani Remax şeyini ediyorum falan düşünerek değil. Tamam. Daha hani gayrimenkulün hani Türkiye'de işte bu hızının devam edeceğini, yani gayrimenkul yatırımı yaparak, doğru yatırımlar yaparak daha hızlı geri dönecek gayrimenkul yatırımlarından. Çünkü o zamanki şeyimiz hem yani planımız oydu, hem de sermayemiz de ona izin veriyor. Hani bugün aldığımızı yarın satmayı ümit ederek alıyorduk. Tabii ki öyle o kadar hızlı gerçekleşmiyordu ama plan oydu. Öyle hani bekleyelim de, çünkü o aradaki şeyle hayatımızı devam ettiriyoruz. İkimizin de başka geliri yoktu. Yani Can'ın da benim de. Ertesi gün işte bir gece düşündüm. Aileme danıştım. Hani onlar da şey yapınca neden olmasın yani şey böyle... öyle soğuk veya olumsuz bir şey gelmedi. Ve ertesi gün Can'a olumlu döndüm. Ve öyle başladık. O zamanki şeyimiz daha çok böyle yatırımcı emlakçı pozisyonundaydık. Yani daha çok kendi sermayemizle arsa alıp dediğim gibi mümkün olan en kısa vadede satmak üzerineydi. Sonra o iş hem vergi mevzuatındaki düzenlemeler sebebiyle hem de piyasada her zaman yaşanan işte bu iniş çıkışlar, tabii sonra kötü günler, kötü yıllar da geldi. 2008'de mesela evet o şey mesela gayrimenkul piyasasını çok sert etkilemişti. Kimse bir şey alıp satmıyordu. Yani aslında satmak isteyen yine vardı fakat alıcı hiç yoktu. Ve bu fiyatları da özellikle o küçük arsa yatırımcısının aldığı arsalardaki arsa fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bir sürü insan o piyasaya küstü. Küçük arsa yatırımcısı olma fikrine küstü. Bizim de işimiz ağırlıklı onun üzerinden yürüdüğü için ve de bu gayrimenkul mevzuatındaki
düzenlemeler, onların getirdiği zorluklar derken biz böyle şey canla yeni şeyler yollar bulmaya çalıştık. Sonra o tarihte böyle yine şimdi biraz daha belki yaygın da farklı bir enstrüman yani gayrimenkul piyasasında yine böyle bir kurumsal bir firmadan toplu gayrimenkul alarak onları da belli vadelere yaymıştık. Hürriyet Gazetesi'nin işte Doğan Grubu'nun öyle gayrimenkulleri vardı. Barter karşılığı, ilan karşılığı aldığı şeyler, gayrimenkuller vardı. Onları böyle belli bir ödeme planıyla alıp sattık falan. O şeyi biz o dönemi onunla geçirdik. Sonra o benzer başka şirketlerin işte işlerini, benzer işlerini yapma şeyini getirdi. Onu yaptık falan derken o kötü dönemi de biraz öyle atlattık. Sonra 2013'e geldiğimizde işte bunun yani artık sürdürülmesinin iyice zorlaştığını ve de şeyde rakamlar da yükseldiği için bizim sermayemiz demek ki o oranda yükselmemiş. Ve de daha büyük bu sefer yatırımcılar piyasaya, gayrimenkul yatırımcıları girmeye başladı. Ve eskiden bu piyasayı takip eden işte emlak profesyonellerinin ya da yani emlak aktörlerinin ulaştığı bilgiye ulaşmak daha ulaşılır oldu. Herkes tarafından ulaşılır oldu. Bu bizim işimizi sürdürmenin zor olduğunu gösterdi bize. Ve biz dedik bu yatırımcı yani alıp satmak üzerine kurulu modelden biz hizmet bedeli, komisyon geliri üzerine bir model inşa edelim dedik. Ve de o yıllarda da işte kızlarım şeyde okuyordu benim, böyle bir yabancı elçilik okulunda okuyorlardı. O yüzden de hani onlarla her fırsatta böyle daha yurt dışı seyahatler yapma şeyimiz vardı, eğilimimiz. Orada da özellikle Londra'da, şimdi kızım da orada okuyor, büyük kızım da orada hatta. Böyle çok sık seyahat ederdik. Orada bir şey marka, emlak markası benim çok dikkatimi çekti. Böyle sokaklarda görüyorsunuz. O marka dedim yani ne kadar güzel bir emlak ofisi. Yani biz de emlakçıyız ama hani bunlarla hiç benzer değil ofisimiz ya da hizmet şeklimiz. Ve de işte böyle hizmet bedeli komisyon geliri üzerine bir model düşünürken Can'la da işte konuşuyoruz hep tabii bunları paylaştım. Ondan sonra ilk başta dedik acaba böyle benzer işte orada gördüğüm ve etkilendiğim bu markayı Can'a tanıttım. Bak şunu yapmışlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar falan diye. Acaba dedik kendimiz de işte burada böyle bir şey yaratabilir miyiz? Bir marka daha iyi hizmet veren, daha iyi fiziki şartlara sahip ofisler inşa ederek ve de bunun içini o günkü yani tırnak içinde emlakçı denince akla gelen figürlerden daha nitelikli insanlarla beraber çalışarak böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Sonra marka yaratma işi yani bayağı üzerine kafa yorduk. Biraz gözümüzü korkuttu. Yeni bir marka. Evet, yeni bir marka hani kendimiz işte bir şey yapalım diye. O zaman dedik mevcut markalar var ve de o tarihte de 2013'te de Rimex Türkiye'de en çok gayrimenkul satan şirketti. En tanınır, en bilinir şirketti. Zaten başka hiçbir o anlamda da bir markayla da şey yapmadık, görüşmedik. Yani onların şartları nedir diye hiç incelemedik bile. Rimex ile iletişime geçtik. Biz dedik bu şeyi hani kafamızdaki işte iş planını Rimex çatısı altında da yani onlarla konuşup sohbet edince de hani bunun da mümkün olduğunu da teyit ettik ve direkt dedik o zaman biz marka işini, kendi markamızı yaratma işini bir kenara bırakalım. Mevcut zaten güçlü bir marka içinde öne çıkan farklı bir ofis olalım iddiasıyla 2013'te buna bu işe girdik ve LOT işte ofisini kurduk. Neden LOT? İsmi niye LOT?
İsmi de o zaman çok isim düşünüyorduk böyle hani şu mu olsa bu mu olsa hep birbirimize hani bak şu geldi bu geldi falan diye. Bu ismi de Can'ın eşi Zeynep buldum. Ortağımın eşi Zeynep. Evet evet. O da bizim de yani onun aklına nereden geldi bilmiyorum. O hatırlıyor mu bilmiyorum. Bizim de hoşumuza birkaç sebepten hoşa gitti, içimize sindi. Lot işte İngilizce parsel arsa demek. Hani bir daha önce yaptığımız işle bir bağ kuruyor diye. Lot bir de çok demek. Çok işte bol demek. Hani bunlar da o anlamları da içerdiği için hoşumuza gitti. Bir de akılda kalıcı, kolay hatırlanır. Evet. Böyle öyle bir şey olsun istiyorduk çünkü. Yani isim şeyi annesi Zeynep. Bilmiyordum onu. Benim için de şey oldu, yeni bir bilgi oldu. Evet. Şimdi sizi tanıyan, bilen biliyor ama 8 senede, 9 senede gelinen noktada hani Ankara'da, Ankara'dan çıkıp hani İstanbul'da değerli mülklerin olduğu bir şehirdeki ofisleri ciro anlamında geçen bir markadan ve ofisten bahsediyoruz. Buranın arkasında bir strateji, bir vizyon var bence. Onu birazcık da dinlemek istiyorum. Neyi farklı yapmaya çalıştınız? Yani hani Remax'ta konuştunuz, farklı bir ofis yapalım dediniz ama bunu buraya getirirken çok zor bir şey. İşte daha yetkin insanları bir ofise çekebilmek için ne yaptınız mesela? Orada da yine yani Can da ben de böyle iddiayı seven insanlarız. Yani iddia derken yani böyle bir konuda iddialaşmak ya da büyük şeyler söylemeyi seven, işte ben bunu yaparım demeyi seven karakterleriz. Ve rekabet şeyimiz de benzerdir. Pek çok konuda. Biz o zaman dedik yani zaten böyle franchise şeyinden dönerken işte sözleşmesini yaptıktan sonra arabayla beraber dönüyorduk Can'la İstanbul'dan. Hatta böyle Bolu civarlarındayız öyle hatırlıyorum zihnimde yani öyle yer etmiş. İşte ne yaparız, ne ederiz, yani ne kadar yaparız, ne kadar kazanırız falan bunların da muhasebesini yapıyoruz. İşte gitmeden önce bu şimdi çekimi yaptığımız şeyi tutmuştuk zaten biz. Yani evet. O zaman franchise satıcısı bu bölge sorumlusu yani Ankara'da bir arkadaş vardı. Ve biz hep böyle biz Çankaya Yıldız tarafındaydı eski ofisimiz. Hep oralarda böyle bir lokasyon arıyoruz falan. Oralarda da böyle uygunluk verdikleri, yani bizim beğendiğimiz yere Remax uygunluk vermiyor. Yani çok yakın orada başka ofisimiz var diye. Onların şey yaptığı yeri biz beğenmiyoruz, burası olmaz diye. Bu bölge, Çayyolu bölgesi çok aklımızda olan bir şey değildi. Orada da o tarihteki işte Bilgehan da arkadaşın ismi, franchise sorumlusu. Onun şeyi var, katkısı var aslında. Bilmeden veya farkında olmadan. O dedi daha önce dedi bu noktaya bir şey vermiyorduk dedi. Franchise vermiyoruz ama merkezden dedi bir lokasyon için uygunluk aldım. Bir görmek ister misiniz dedi. İlk ben gördüm şey yaptım. Can herhalde müsait değildi. Geldim ve ben burayı bu dükkanı yani bu şeyi iş merkezini gösterdiler. Ben çok beğendim. Yani o zaman tabii çok daha bakirdi. Ama çok içime sindi benim. Ondan sonra Can'la aynı gün mü, ertesi gün aldık geldik, beraber baktık. Can'ın da aklına yattı, içine sindi. Ondan sonra işte franchise sözleşmesi yapmaya gittik. Dönüşte böyle işte ne yaparız, ne ederiz konuşurken daha çok ben o araba seyahatinde şekillendiğini düşünüyorum kafamızda ne yapacağımızın. Hani bayağı konuştuk. İşte ikimizin de hemfikir olduğu şey eğer böyle bir iddialı bir şey ortaya koyamayacaksak hiç girmeyelim yani hani. Öyle yenilmiş içilmiş bir şey yok. Buradan da hani geri dönebiliriz noktasındaydık. Daha her şeyin çok başında olduğumuz için. O zaman dedik yani böyle işte o
benim Londra'da gördüğüm ofisi markayı şey yaparak hani bir iyi şeyle iyi bir mimarla çalışalım işte güzel bir ofis inşa edelim. Daha o tarihte daha çok emlak ofisleri de hep şeydeydi, ofis katlarındaydı. Yani dükkan ve mağaza katında çok emlak şeyi yoktu. O benim Londra'da beğendiğim Foxtons diye bir marka bu. Ve onun ise tüm ofisleri hep şeydi, dükkan katında, mağaza katında. Ve onlar da Londra borsasında halka açık bir şirket. Sadece Londra'da operasyon yürütüyorlar. 60-70 arası ofisleri var. İşte Rimex'in tüm dünyada galiba rakamı tam bilmiyorum ama 10 binin üzerinde ofisi var diye hatırlıyorum. O tarihte bile 60-70 ofisle şirket değerleri Rimex'in şirket değerinden daha yüksekti. Yani o kadar ilginç bir şirket o Foxtons. Yani ona benzer bir şey yapalım diye işte hani çıkış noktası da oydu. Sonra geldik işte birkaç mimarla görüştükten sonra doğru mimarı bulduk. Ofisin işte şeyine tadilatına başladık. Bayağı uzun sürdü. O da böyle çok özendik, titizlendik. Ondan sonra da şeyimiz yani rekabetin ve çokluğun hep bu işi daha önceki yani daha önceki reputasyonla veya emlakçı tanımıyla yapıldığını gördük. Rimex'te de açıkçası öyleydi o tarihte ve biz yani orada o çoğunluk içinde yani benzer işler yapmaktansa bunun hani farklılaşarak yani farklı bir kulvarda biz şey yapalım, yürüyelim, koşalım dedik ve dedik yani bu iş şey de yapılabilir, kayıtlı her şey tüm yasal. Evet yasal işte tüm vergi kanunlarına tüm mevzuata uygun hareket ederek de yapılabilir. Bu işi başka profesyonel hayatın başka alanlarında başarılı insanların da cezbedebilecek kadar parlak ve onlar için de çekici olabilecek bir sektör olduğuna inandık. Çünkü şeyde örnekler öyleydi önümüzdeki diğer örnekler ve onu burada modelledik ve evet bu anlamda ya en azından Türkiye şeyi içinde standartlarında hep ilk 5 ofisten biriydik kurulduğumuzdan beri. Sonra geçtiğimiz yıl işte biliyorsunuz en yüksek cüro üreten Rimex ofisi olduk. Ve Avrupa'da da şu anda ilk 5'teki ofisten biri Lotto ofisi. Demek ki o tarihteki şey hani bakış açısı doğruymuş, plan doğru. Ben 2018 yılında işte buraya girdiğimde iş görüşmesi için konuştuğumda şey hani bana verdiği duygu buranın sanki emlak ofisiyle değil de hani başka bir iş şeyiyle görüşüyormuşum gibi. Yani ben kendimi buraya ait hissettim. Yani emlak ofisi şeyi daha ikinci plan gibiydi. Anladım. Öyle bir aurası vardı, atmosferi vardı. Bunu yaratmak bence aslında. Evet, evet. Tabii orada da yani işte böyle ilk başladığımız insanlar, yani beraber çalışmaya başladığımız insanlar hani doğru insanlardı. Orada neyi şey yaptınız? Bence asıl orası. Zaten ilk mesela başladığınız, ilk çalışmaya başladığınız ekipten başlayarak böyle yüksek bir şey insan kaynağıyla çalışıyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Evet, evet. Orada hani mesela dikkat ettiğiniz şey ne birisiyle görüşürken? Bu kişi Lotto olmalı diye böyle belki hani bazen işte çok belki şey yapmışsınızdır. Mutlaka gelin, mutlaka gelin diye. Bazısını hani direkt reddetmişsinizdir. Orada evet. Böyle bir hani şey kokluyor musunuz? Böyle bir şeyiniz var mı, hissiyatınız? Şu kişileri mutlaka almaya çalışıyorum gibi. Evet biraz yani o içgüdüsel bir şey tahmin ediyorum. Yani öyle çok bir ankete ya da bir reçeteye dayalı şeyler değil ama genelde evet hani hissediyoruz diyelim ve
ama olmaz yani bir kere rahat çalıştığımız veya hani çalışmayı tercih ettiğimiz hani ekip arkadaşlarımızla bence onların da ancak bir yani en azından belli konularda iddiası olması lazım bizim gibi. Yani hani iddiasız çok nasıl diyeyim mütevazi. Ya ben hani olduğu kadar veya kendi halimle kendi bildiğim şekilde böyle veya bilinen şekilde yapıp İşte en iyisini ümit edeceğim şeyi çok bizlik değil. Daha çok kişilikte de o iddianın olduğu, evet. kişinin kişiliğinde de o iddia. Evet. Ve bir yani şey hani bizim hani siz de herhalde katılırsınız. Hani bizim atmosferimiz yani bu demin dediğiniz atmosferdeki şeylerden, elementlerden belki en önemlisi. Burada da yüksek performans şeyi var, elementi var. İşte kalite elementi bizim için önemli. Ve bu işi profesyonel, dünya standartlarında yapılması şeyi, bu bunlara uyabilecek arkadaşları şey. Ama bunda daha çok sohbet esnasında bence şey yapıyoruz. Zaten iş modelimiz de öyle şey... Hani nasıl diyeyim işe alım gibi değil. Daha çok aslında buradaki bir alana bir yeni emlak ofisi yani bizim emlak AVM'imiz içinde işte Ülkü Yılmaz da burada bir dükkan açarsa bu AVM'nin tümüne katkı sağlar mı? Onun getirdiği trafik hem atmosferi bozmaz artı değer katar mı? Daha çok iş tanımımız bunu ifade ediyor, bunu anlatıyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok fazla detay da öğrenmiş olduk bu konuda. Ben size küçük, kısa sorular hazırladım. Böyle ilk aklınıza geleni hani söylemenizi istediğim. Bir kendinizle mi yarışırsınız, bir rakip belirler misiniz? Bu benim için mesela çok merak ettiğim bir soru. Yo, tamamen kendimle. O konuda hiç yani başkasıyla kıyas ya da başkasıyla mukayese yarışım yok. Benim de şeyim yani hani özendiğim insanlar olabiliyor. Özenti duyuyorum ve onu bir yere mesela koyuyorum. Onun için mesela şey yapıyorum. O özenme duygusu da beni şey yapıyor, motive ediyor. Yani beğendiğim tabii ki insanlar oluyor ama öyle hani yarıştığım şey, hele yani kendi işimle ya da böyle kendi ilgi alanlarımla ilgili öyle rakip belirlemem yani yok. Evet, iddiayı görmüş olduk zaten şimdi buradan. Başarılı insan deyince aklınıza gelen ilk şey ne? Bu bir duygu olabilir, bir imge, her şey olabilir. Ya da bir kişi tarifi de olabilir. Yani benim aklıma hani başarılı deyince şey yani bir Google araması gibi düşünürsek hemen bir Elon Musk geliyor. Yani o hani be o da hani çok şey gerçekten hani evet. Böyle dünyayı alt üst etmiş. Evet. Evet. Bir adam edecek de gibi görünüyor. O yüzden yani böyle o ölçekte insanlar anca bence başarılı diye nitelendirilebilir. İşte Elon Musk, Jeff Bezos, işte Bill Gates, bu Mark Zuckerberg falan evet, gibi evet. insanlar. Onun dışında tabii ki göreceli olarak daha başarılar var ama başarı demek bence o. Ablam 14 Mayıs 1984 doğumlu, Mark Zuckerberg de. Aynı gün doğumlu, ablam hep şey der, Türkiye'de doğan, işte Amerika'da doğan diye hep onu hani aramızda konuşuruz. Evet, 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 aynen öyle. Şimdi diğer bir sorum, en çok zorlandığınız konu nedir? Sosyalleşmek herhalde ya da şey yapmak, böyle tanımadığım insanlarla iletişime geçmek, yani onlarla insanlarla çok şey zor sosyalleşirim gerçekten. Asla öyle değil. Siz kendinizi öyle tanımlıyorsunuz. Asla öyle değil. Sadece belki şey yapıyorsunuz yani. Uzun zamana ihtiyacım evet. var. Evet. Yani tabii ki burada ve de benim gibi bir şey için karakter için bu iş ortamı da çok büyük bir sınavdı aslında. Evet. Yani ben böyle çok işte Can'la daha önceki iş modelimizde ikimiz de aynı odada oturuyorduk. Zaten 2-3 odalı yani küçük bir ofisti. Ve oraya giren çıkanla bile çok fazla
şey yapmazdım, konuşmazdım. Hani bu iş ortamı benim için hani bayağı challenging bir ortam. Odanın da tabii katkısı tabii geliştirdi ama hala ciddi zamana ihtiyacım var. Yani bazı insan işte biliyorsunuz hani böyle 5 dakikada evet. Hani çok hızlı şey yapar, ilerler. Benim ise böyle 5 güne, 5 haftaya ihtiyacım var o anlamda. O en zorlandığım konu hala o. Ama hani şey, benim çevremde çok fazla, özellikle hani bir şeyi itham etmek için söylemiyorum, çok fazla mühendis var kendi ailemden de vesaire. Hani onların genel yapısı, genel kişilik özelliği bu çok daha böyle zor oluyor. Aslında hani o kadar kötü değilsiniz. Evet, o yüzden hep yanımda böyle şeyler, partnerler, yani hani hep yardım edici insanlar arıyorum. Öyle hayatıma herhalde şeyler işte Can hani o evet, anlamda Can Bey tam öyle birisi. Hep yani veya yakınımda şeyimde hep öyle insanlar oldu. Evet. Uçuk bir hayaliniz var mı? Uçuk bir hayalim yok. Sadece şeyi arzu ederdim diyeyim. Yani o hayal değil, yani gerçekleştirilebilir bir şey de değil de yelkene, spora meraklıyım. Özellikle de dayanıklılık sporlarına meraklıyım. Böyle yelkeni, denizi de çok severim. Şey, amatör olarak da yaptığım bir şey. Orada böyle Volvo Ocean Race diye bir şey var. Böyle özel teknelerle tek kişilik, tek bir kişi bir tekneye biniyor ve dünyayı şey yapıyor. Çok kısa sürede dolaşıyorlar, işte birbirleriyle yarışıyorlar. Çok zor şartlarda evet. Ve yani böyle günler sürüyor tabii bu, tahmin edeceğiniz gibi. Galiba rekor o anlamda 28 gün mü, yani şimdi yanlış. Ve de hani uyuyorsun, şey yapıyorsun, teksin hepsinde. Ve de yardım gelme olasılığı da çoğu yerde pek yok. Öyle bir şeyin içinde olmak, yani o düzeyde o sporu yapıyor olmak isterdim. Yani bunu daha amatör yapıyorum ama dayanıklılık sporlarına şeyim var, ilgim var. Daha önce yüzerdim uzun mesafeler. İşte Boğaz'ı yüzerek geçtim, İstanbul Boğazı'nı 3 kere. Çanakkale Boğazı'nı geçtim 2 kere. Manşı geçmek gibi bir şeyim vardı ama sonra yani o antrenman şeyinden, yani yüzme antrenmanında biraz yoruldum, sıkıldım. Havuzda yapıyorsun tabii mecburen, Ankara şartlarında. O yüzden manş kısmını gerçekleştiremedim. Sonra sizle ortak şeyimiz var biliyorsunuz. Evet. Hobimiz veya sporumuz. Uzun mesafe koşmaya başladım. Birkaç yıldır onu yapmaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Bunun kendime de işte bu işi yapan diğer ilgili arkadaşlara veya yapacak arkadaşlara da belki faydası olur. Bence bizim sektörümüzde dayanıklılık çok önemli. Mental evet. Ve fiziksel dayanıklılık. Ve böyle sporlarla uğraştığınızda da bence karar alma süreçlerimizi geliştiriyor, katkısı oluyor, dayanıklılığımızı arttırıyor. İşte pek çok hayal kırıklığı yaşanıyor, evet, siz de biliyorsunuz evet, sektörde evet. Ve de yani bunlar bazı maddi sonuçları büyük olabiliyor bu hayal evet, kırıklıklarının. Kesinlikle. Onların altından kalkabilmek için böyle dayanıklılık sporları bence insanı güçlendiriyor her anlamda. Kesinlikle yani. Kesinlikle katılıyorum. Bir de ben koşarken hani herkes şey soruyor, işte yorulmuyor musun, şey yapmıyor musun falan. O yorgunluğu tamamıyla hissetmediğim gibi bir de tamamıyla anda kaldığım, düşündüğüm, tam tersine sakinleştiğim bir şey olarak görüyorum. Dolayısıyla kesinlikle çok haklısınız. Son sorumuz, bir rutininiz var mı? Çok rutinim var. Rutinsiz hiçbir şeyim yok. Her şeyim rutin yani benim. Sabah kalkıyorsun. Evet, her şeyim belli. Yani o anlamda çok planlıyımdır. Böyle rutinim. Kalkmayı atma saatlerine kadar belli. Evet, evet. Hemen hemen. Yani erken kalkar, erken yatarım, erken uyurum, erken kalkarım. Ve sabah, hemen hemen her sabah
İşte ilk şey spor yaparım. Şu anda da ağırlıklı koşuyorum işte haftanın 4 günü. Diğer 2 günde yüzmeye çalışıyorum. Bir gün off hiçbirini yapmıyorum. Ondan sonra işte geldikten sonra muhakkak işte duştan sonra kahve içerim. Kahvaltı yapmam. İşte öğlen saatlerine kadar genelde bir şey yemiyorum. Evet, iki öğün. Evet. Akşam erken çalışıyorum. Hemen yazalım bunları. Ondan sonra kitap yani işte kitap bu, okumayı çok seviyorum. Evet, kitap çok okurum. Şey mi? Buyurun. Şey de merak ediyorum. Aynı anda birden fazla kitap okuyor musunuz? Tek kitap. Genelde tek ama bazen böyle destekleyici veya bir kitapta böyle çok referans verilen şeyler oluyor. O zaman o da elimin altında şu oluyor. Şu an ne okuyorsunuz? Şu anda şeyi okuyorum. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları okuyorum. Bir de orada genelde bir Türkçe bir İngilizce kitap okuyorum. İngilizceyi daha çok elektronik şey Kindle'la okuyorum. Orada da İngilizce olarak da böyle bir Tim Ferriss diye bir şey var. Takip ettiğim bir adam var. Size de tavsiye ederim. İzleyenlere de videoları da var. Çok şey, ilginç şeyler. İlginç bir adam. Onun bir kitabını okuyorum. O da aynı sizin şimdi yaptığınızla benzer. Böyle dünya çapında başarılı insanlara hep aynı soruları sormuş. 5 tane mi 6 tane mi soru var. Onlara işte bir... Ya benim de içimde var demek ki o. Hepsinden fark etmeden şeyler cevaplar geliyor. İşte mesela sorulardan bir tanesi... İşte en çok hediye ettiğiniz kitap hangi kitap? Times Meydanı'nda veya çok merkezi bir noktada billboardunuz olsa o billboarda ne yazardınız? Hı hı. Sorulardan biri bu mesela. Herkese aynı soruyu soruyor. Şimdi de onu okuyorum. O bir de böyle şey yani bıraktığın yerden devam edebilecek bir şey olduğu için. Evet, yani, kolaylıkla. Yani bir gün bir yani böyle zaten 4-5 sayfa bir kişiye sorduğu soruların cevabı. Ertesi gün veya sıkıldığında böyle dinlenmek için ona geçtiğinde o dil değişikliği benim dinlenmeme şey yapıyor, yardım ediyor. Öbür türlü çok uzun süre okuyamıyorum, uykum geliyor. Evet. Uykumu getiren ne kadar evet, yani gün içinde ne kadar süre okumaya ayırıyorsunuz onu soracaktım. Benim maksimum yarım saat ayırabiliyorum. Benim biraz daha fazladır herhalde. Yani bir saat ayırabiliyorsun. Bazen 1,5 saat okuduğumda oluyor. O da Murakami'yi çok severim. Yani. Ha evet evet evet. Ben de sizin sebebinizle tanıştım. Evet. Öyle sevdiğim bir kitap olursa tabii, tabii. 2 saate kadar herhalde günlük okuyorum. Ama aralarla yani öyle aralıksız okuyamıyorum. Anladım. Ben şey benim okuma rutinim hani oğlum içeride uyumaya çalışırken ki hani o süreyi değerlendirmek şeklinde olabiliyor ama bu kadar hani Murakami gibi çok akıcı roman yazarlarının romanlarında evet o böyle 3-4 saatse bile bulabiliyor bazen. Ben de kendimi kaptırınca çok kaptırırım o yüzden kaptırmamaya da çalışıyorum. Şimdi siz okudunuz mu bilmiyorum. Tutunamayanları okudun mu? Tutunamayanları okudum. Okudum. Evet evet çok önce yeni okudum. Onu da önce başka bir kitaptan işte şey yaparak etkilenerek onu okudum. Okuyorum şu anda. Serol Teber. Evet evet evet. Orada ki karakter de işte böyle şimdi hatta okuduğum yerlerde düşünmeyi çok seven bir insan. Evimde bir köşede böyle kitap okuduğum köşede de bir tane şey aldım, böyle bir tablo aldım. Böyle ünlü bir pop art sanatçısının bir eseri. Orada da bundan çok memnun olmadığım için şey yazıyor, Stop Thinking, Be Happy yazıyor. Böyle farklı şeylerle süslenmiş. Aslında bu kadar düşünmek istemiyorum ama hem koşmak... Evet. Hem de okumak çok düşündürtüyor. Ve çok yani biraz overthinking bir... Evet. Belki o zaman akvaryum alabilirsiniz. Çünkü suya bakmak insan başka hiçbir şey düşünemiyormuş. Tamamıyla ana odaklanıyormuşsun ve
O anlamda hani overthinking için bir çözüm olabilir. Akvaryum bana uymaz çünkü öyle şeyler böyle çok bana ciddi sorumluluk yüklüyor hemen. Yani kendimi ağır sorumluluk altında hissediyorum. Bu sefer onları dert ederim falan öyle bir şeye. O yüzden hayvanları da çok sevmeme rağmen hani böyle o kadar şey... Akvaryum değil de belki denizde geçirdiğim zamanı arttırmaya çalışabilirim. Evet, belki de o yüzden hatta denizde zaman geçiriyorsunuz yelkinde belki. O yüzden seviyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Bence benim de bilmediğim çok fazla detay yakaladım. İzleyenlerimize de, takipçilerimize de bence çok fazla ilham verdiğimiz çok fazla nokta olmuştur. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz normalde biliyorsunuz daha kısa süreli videolar çekiyoruz. Genel olarak hani 10-15 dakikalık videolar çekiyoruz ama bugün Koray Bey ile çok fazla detay konuştuk. O yüzden daha uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Belki onu bölebiliriz. Birkaç farklı video şeklinde yayınlayabiliriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.